Mehmet Emin Uluç, Serdar Aziz'in yaşadığı o sakatlık ki Jesus'un bir kasık sakatlığından da bahsetmişti. Gidebildiği yere kadar gidecekti zaten, planlama bu şekildeydi Evet. diye. Diğer tarafta bir stoper arayışına dönecek gibi gözüküyor ama Evet. halihazırda kadroda sözleşmeli futbolcu olarak gözüküp ama kadro yapısı içerisinde yer almayan Lemos gibi, Kolker gibi de Yok. stoperler de var. Yok. Fenerbahçe'nin böyle planlaması yok. Tisserand gönderilmesi planlanıyordu. En son bir teklif vardı Tisserand'a. İtalya'dan teklifler var. Şu anda Tisserand bildiğin bir can simidi durumuna dönüştü. Kadroda zaten devam ediyor. Kiev maçında da Tisserand, Salah ikisini izleyeceğiz. Bu arada yine hani kadroya yeni bir isim ekleyemeyeceğin için Ara orada stoper mevkine kaydırılabilir bir oyuncu ki daha önce oynamış burada. Ama Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda bir stoper arayışı var. Oradaki gelişmelere göre Tisserand'ın durumunda netlik kazanır ama bir buçuk ay gibi bir süreçte Serdar Aziz'den faydalanmayacak Fenerbahçe. Kim konusu da. Bu arada kimle ilgili hala birçok insan Fenerbahçe kimi bırakmamalıydı, hata yapıyor gibi ifadeler kullanıyor. Yani taraftarlar, sosyal medyada bu konuşuluyor. Serbest kalma Arkadaşlar, maddesi var orada. bu kesinlikle Fenerbahçe'nin tasarrufunda olan bir durum değil. Serbest kalma maddesini ödeyen kulüp kimi alır? Ki kim bu yüzden geldi Fenerbahçe'ye? Bu maddeyi Yani evet koydurabilmek yani için. ve bu rakam da 20 milyon euro. Çok ciddi bir rakam yani. Dolayısıyla Fenerbahçe çok önemli bir oyuncu performansı geçen sezon. Şampiyonlukla bitse daha güzel olurdu ama çok önemli bir oyuncu performansı izledi ve izlettirdi ve çok da ciddi bir gelir elde ediyor oyuncudan. An itibariyle çok ciddi takviyeler yapmış olsa da stoper konusu başta olmak üzere Fenerbahçe'nin çözmesi gereken bir kaleci. Kaleci konusunda Rize ile görüşmeler çok yoğun gidiyor. Gökhan ve yine Tarık aynı kulüpten. İki oyuncudan bir tanesi Gökhan istiyor Fenerbahçe ama olmazsa Tarık ile devam edecekler. Bir sol bek arayışı sürüyor. Golcü arayışı var. Yani dört mevki, kaleci, golcü, stoper ve sol bek. Ama bunun dışında aslında bir de sağ bek arayışı var. O konuda bir acelecilik söz konusu değil. O sayı orada görevini layıkıyla yerine getiriyor ama Bunlar Türk mü olacak? Türk mü olacak? hayır. Dünya kadar yabancı var. Nasıl yapacaklar ya? Hocam şu anda mesela Kolker, Samatta, Lemos. Bu arada Samatta'ya gelen teklifler vardı ama maliyeti onun da 2,2 Fenerbahçe'den para alıyor. Kolker, Samatta, Lemos, Gustavo, Meyer, Pelkas, Rossi, Berisha, Valencia. Burada Rossi ile Valencia'yı bir kenara koyalım ama diğer saydığım isimler gönderilecek zaten. Yani Gönderecek de işte. planlamada yoklar. Yani Planlamaya da. şu an 19 tane falan yabancısı var çünkü. Kabataslar. 21 şu an Kimmich'e gidince 20 kalıyor. Yani öyle bir rakam söz konusu. Bunun bir an önce indirilmesi gerekiyor. İşte Sosa gitti, Allah yar gitti yabancılardan ki zaten birisinin sözleşmesi bitmişti. Daha orada Allah yar gitti. Şeyi saymadı, Gustavo var. Gustavo'yu söyledim hocam. Kolker, Samatta, Lemos, Gustavo, Meyer, Berisha, Rossi, Valencia şeklinde bir saydım. Pedro, Ara, King, Burma, Lincoln geliyorlar, geldiler. Yine gelecek olanlar var. Bakalım King bu. geldi oraya. Yani bir fazla bir yabancı sayısı var. Yabancı sayısından nasıl indi? Kolay değil Yani arkadaşlar. açıkçası Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri düşünüyorum. Mesela Lincoln alındı değil mi? Lincoln neden alındı? Hangi mevkiye alındı? Fenerbahçe'nin o mevkiyle oynayacak bir sürü oyuncusu var zaten. Elinde mevcut oyuncuları vardı. Bir de Arda Güler var. Yani Lincoln bu takımın olmazsa olmazı bir Alex'i olacaksa anlarım ama onun dışında yani rotasyon oyuncusu olarak bir transfer ne kadar doğruydu bilmiyorum. Tek o şekilde kalmış olsaydı yani hani arkaları fiyatta fazlalıklar olmasaydı belki çok fazla ama şimdi Arda'sı var orada, İrfan Can'ı var. Yani bizim iki tane Türk oyuncumuzun ne çok fazla üzerinde ne çok Mert altında. Hakan var. O da yani Mert bunları Hakan var. kıyaslarsak ama tabii hep diyoruz Ha bu ya arada yabancı hocalar. arasında Zayt var. Zayt'ı unuttum. Zayt'ı unuttum. Onu da atlamayalım. Ama Zayt hani gönderilir mi gelecek tekliflere bağlı. Crespo elle tutulacak oyuncuların başında geliyor. Ha dediğin zaman da satılmıyor bunlar ya, kolay değil. Hepsini birden hadi iki tane üç tanesini diyeceksin ama o kadar çok Yok. fazlalık var Yani ki. şöyle Daha da olur ki istiyorsun. yani kiralık Santrofor istiyorsun. gönderiyorsun. Kiralık da işte Kiralık hangi gönderdiğin kiralık takımlar gönderdiğinde gelecek? de şöyle bir şey var. Benim en çok zoruma giden şeylerden birisiydi. Fenerbahçe Kırasçı kiralamıştı Bastia'ya.
2.3 alıyordu. 800 bin euro kiralamışlardı. 1.5 milyon euro Fenerbahçe'nin kasasından para çıkıyordu. Basya'da da oynamıyordu. Onlar biz yaşıyoruz onları. Ya hocam düşünebiliyor musun? 1.5 milyon euro bir oyuncuya para ödüyorsun. Kadronda yok. Kiralık göndermişsin. Gittiği takımda da oynamıyor. Hani o gittiği takımda oynar da efendim öyle bir performans sergiler ki geri alırsın kullanırsın ya da o takımdaki performansa gider bir yere transfer olur. Yok abi. Yayının ilk bölümünde ne bahsettik? Transferlerden bahsettik. Hocalardan bahsettik. Hocaların senin devamlı değişirse. Devamlı sen oyuncuları farklı farklı değiştirirsen işte böyle transferlerde de fazla yapıyorsun ondan sonra gönderiyorsun. Yok çünkü iskeletini tutamıyorsun. Hocam, iskeletini tutmadın mı maalesef. Sabırdan bahsettik bir de. Bir de sabırdan, zamandan, futbol. O hiç olmayan bir şey bizde. O hiç falan bizde olmayan bir şey. Kiev maçını izledik. Fenerbahçe'nin Kiev maçını izledik. Kiev maçından sonra ben Türkiye Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldım. Hayal kurma hayalciliği gibi bir başlıkla verdim yazıyı. Ağır bir yazıydı. Belki birçok insanın hoşuna gitmedi ama şunu kabul etmiyorum. Şimdi Kiev'de biz berabere kaldık. Golsüz beraberlik. Maçı Fenerbahçe domine etti. Fenerbahçe'nin pozisyonları vardı. Hatta var olsaydı %1000'lik bir penaltı pozisyonu var. 19-20 arası Valencia'ya yapılan bir hareket var. Ama pozisyon vermedik. Ya kardeşim adam Kiev. Evet Lüşeşko bir kurt hocaları var. Kadrosunu aslında büyük ölçüde korumuş. Önemli ölçüde korumuş ama savaş mağduru bir takım. Uzun süredir maç yapmıyorlar. Hazırlık maçları, özel maçları oynuyorlar. Ama resmi maç temposu düşük. Fenerbahçe bu anlamda daha diri. Daha alternatif bir kadroya sahip. Pozisyon vermedik. Ya adamların atak yapma gibi bir durumu yok. Artı yani Fenerbahçe pozisyon vermedim diye mutlu olacak bir kulüp değil. Bu zihniyette de bir kulübün başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani o gün hocanın yaptığı hocanın oyun kurgusu ve oyuncu tercihleri. Çift forvet. Ya şu anda elindeki oyuncu grubu bu kadro çift forvet oynamaz. Çünkü orada birisi Valencia, birisi King. Yani Valencia'nın durumu ortada. King'in ne yapacağı meçhul. Arkasına koyduğun adamlara bakıyorsun. İrfan'ı sağ atmışsın. Ya İrfan sahada oynadığı müddetçe Fenerbahçe'de de çok parlak performansını sergilemedi. Ne zaman ki İsmail Kartal bu adamı ortaya çekti, o zaman biz tekrar İrfan Can'ı izlemeye başladık. Geçen gün konuşuyorduk. Belki orada Mert Hakan Yandaş'ın da katkısı çok büyüktü. Ya İrfan işte, Can'ın yani, daha iyi hissetmesi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mert Hakan, İrfan, Rossi önlerinde bir King ya da Valencia olsa mesela o golcü pozisyonda oynayanın da performansı değişebilir. Ama yani Arao, İsmail yapıyorsun. Herkes Arao'yu beğendi. Efendim İsmail çok iyi. Peki şunu soruyorum insanlara ben. Crespo Zayt mı? Arao İsmail mi? Bence benim gördüğüm geçen sezon beraber o yakaladıkları uyum. İki tane oyuncu 6-8-10 oynayabilen iki oyuncuyla oynadı Fenerbahçe. Şimdi Arao efendim savunmada çok iyiymiş. Ya arkadaş ben istemiyorum Fenerbahçe sürekli savunma yapsın savunmadaki oyuncuları. Gustavo'yu da böyle kandırdık. Gustavo savunmada kritik dokunuşlar falan. Şimdi kimse Gustavo'nun adını bile duymak istemiyor.